Merhaba sevgili gençler, Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice hocanız. Serbest nazım ve toplumcu şiirin videosunu paylaşmıştım çok yakın bir zamanda. Şimdi sıra neye geldi? Serbest nazım ve toplumcu şiirin temsilcilerine geldi. Bu videomuzda Nazım Hikmet'in edebi kişiliğini ve eserlerini sizinle paylaşmaya çalışacağım, size anlatmaya çalışacağım. Bundan sonraki videoda da serbest nazım ve toplumcu şiirin diğer temsilcilerini anlatmaya çalışacağım toplu bir şekilde. Yani demem o ki Nazım Hikmet bu sanatçı içerisinde ön planda olan bir sanatçı. Onu sadece tek videoda anlatmak istedim. Diğer sanatçılarımızı da tek bir başka bir videoda anlatmaya çalıştım. Bu sıralamayla izlerseniz sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Nazım Hikmet'in konu anlatımına başlıyorum. Notlarınızı alın bakalım. Nazım Hikmet önemli bir sanatçı. Serbest nazım ve toplumcu şiirin öncüsü olan bir sanatçı ve onun şiirlerini 3 dönemde incelemek mümkün. 1920-1936 dönemi, 1936-1950 dönemi, 1950 ve 1963 dönemi olmak üzere dediğim gibi 3 ayrılıyor. İsterseniz şimdi 1920-1936 dönemini inceleyelim hep beraber. Bu dönemde Nazım Hikmet'te Mayakovski'nin etkisi görülür. Mayakovski kimdi? Rus sanatçıydı. Biliyorsunuz Rus edebiyatının önemli bir ismidir Mayakovski. Nazım Hikmet'te fütürizm akımının etkisi görülür. Fütürizm akımı biraz sonra da bahsedeceğim. Özellikle fütürizm akımının ve Mayakovski'nin de etkisiyle basamak tarzı şiirler yazmıştır. Ben serbest nazım ve toplumcu şiirin özelliklerini anlatırken Kerem gibi şiirini okumuştum, sizinle paylaşmıştım. İzleyenler hatırlayacaklardır. Kerem gibi şiirinde şöyle bir biçim vardı. Hatırladınız. İşte bağır bağır bağırıyorum derken bu basamak tarzını oluşturuyor. Nazım Hikmet demek ki bu basamak tarzını kimin etkisiyle oluşturmuş? Mayakovski'nin ve fütürizm akımının etkisiyle oluşturmuştur. Bu dönemde sanatçımızda Marksizm ve komünizm fikir akımlarının etkisini görmek mümkündür. Hatta şöyle bir ifadesi vardır. 24 saat Marx, 24 saat Lenin demiştir. Bu ifadeyi gördüğünüzde bu ifadenin Nazım Hikmet'e ait olduğunu hatırlayacaksınız. Ve yine sanatçı bu dönemde Rusya dönüşünde yayımladığı ilk şiir kitabını yani 835 satırı yayımlamıştır. Şöyle bir tarihine bakıyorum. 1929 yılında ilk şiir kitabı olan 835 satırı 1920-1936 dönemi için söyleyebiliriz. İkinci dönemine baktığımızda 36-50 döneminde hem Marksizm var, hem Marksist bir düşünceye sahip, hem de milli söyleyiş biçimini ortaya koymuştur. Şeyh Bedrettin Destanı ünlüdür. Hatta Simavnak adası oğlu Şeyh Bedrettin Destanı diye geçer. Şeyh Bedrettin Destanı isimli şiir kitabını bu 1936-1950 döneminde yazmıştır. Demek ki neymiş? Hem Marksist düşünce var, hem milli bir söyleyiş hakimdir bu dönemde. Üçüncü döneminde ise yurt dışında kalmak zorunda olan bir şairimizdir biliyorsunuz. Uzun bir süre Rusya'da yaşamıştır Nazım Hikmet. Şiirlerinde dolayısıyla bunun da etkisiyle 1950-1963 döneminde özlem, yurt özlemi gibi temalar sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Yani Nazım Hikmet'in şiirlerinde şöyle toparlayabiliriz. Marksizm var, komünizm var, özlem var, yurt özlemi var, ne bileyim milli duygular var, memleket var. Bu gibi temalar etrafında birleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi anahtar kelimeleriyle edebi kişiliğini konuşalım. Türk edebiyatında serbest nazım ve toplumcu şiir dendiğinde akla gelen ilk isim Nazım Hikmet. Çünkü Nazım Hikmet'ten sonra bu serbest nazım ve toplumcu şairler genellikle hep Nazım Hikmet'ten etkilenerek serbest şiire veya toplumcu şiire yönelilecekler. O yüzden bu serbest nazım ve toplumcu şiirin babasıdır diyebiliriz. Şiirde kullanılan, kullanılmayan sözcükler diye bir ayrım yapmamıştır. Sanatçımızın şiirlerinde özellikle ideolojisini anlatmak adına her türlü sözcüğe yer verdiğini söyleyebiliriz. Dizeleri kullanmaya getirdiği özgünlükle serbest nazmın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Yine bakın her defasında söylüyorum ama çok güzel bir örnek olduğu için söylemek istiyorum. Kerem gibi şiirinde bu serbest nazımı özellikle görmek mümkündür.
hitabete dayalı şiirler yazmıştır. Biliyorsunuz serbest nazım ve toplumcu şiir konusunu işlerken ben demiştim ki özellikle bu şu söylev üslubuna dikkat edin demiştim. Hitabete dayalı üsluba dikkat edin demiştim. Hatta şiirlerde alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır dil demiştim. Nazım Hikmet'in şiirlerinde de bu söylev üslubunu görmek mümkündür. Kurşun, kurşun eritmeye çağırıyorum ifadesi örnektir. Ve biraz önce de belirttiğim gibi Rus sanatçı Mayakovski'nin etkisiyle fütürizmden beslenmiştir, fütürizm akımından etkilenmiştir. Makine hakimiyetinin özlemini çektiği makinalaşmak istiyorum şiiri ünlüdür. Hatta fütürizm akımını sorarlarken bazen testlerde bu şiiri verirler. Turum, turum, turum falan diye başlar. Turum, makinalaşmak istiyorum diye geçer. Böyle turum turum gördüğünüz zaman resmen bir makine sesi fark ettiyseniz anlayın ki makinalaşmak istiyorum şiirinden alınmıştır. Nazım Hikmet'e aittir ve bu şiirle fütürizm arasında bir bağlantı vardır. Dikkat edin, fütürizmi soracaklarında mutlaka makinalaşmak istiyorum şiirini vereceklerdir. Vermezlerse ayıp ederler. Resimli Ay dergisinde yazıları yayımlanmıştır. Ben daha önce de bahsetmiştim. Resimli Ay dergisinden bahsetmiştim. Çünkü serbest nazım ve toplumcu şiir şiirin temsilcilerinde iki tane dergi vardı. Birisi Resimli Ay'dı, diğeri de Aydınlık dergisiydi. Nazım Hikmet özellikle Resimli Ay dergisini tercih etmiştir. Hatta bu Resimli Ay dergisine yazmış olduğu yazılarıyla da işte putları yıkıyoruz diye bir yazısı var mesela 1929 yılında yayımladığı. Bu yazısında Abdülhamit Tarhan ve Mehmet Emin'e hücum etmiş ve edebiyat çevrelerinde tepkiyle karşılanmış. Eski yeni tartışmasını alevlendirmiştir. Resimli Ay o yüzden onun edebi hayatında önemli bir yere sahiptir. Şimdi ünlü şiirlerini konuşalım. Zaten siz artık ben başınızın etini yedim Kerem gibi Kerem gibi Kerem gibi diye diye. Hatta okudum da ve son kez diyorum artık bundan emin olabilirsiniz. Kerem gibi şiiri çok ünlüdür. Niye ben bunu devamlı söylüyorum? Çünkü 12. sınıfın kitabında, ders kitabında Kerem gibi şiirini çok verirler. Ve bunu bilmeniz önemli. Hava kurşun gibi ağır diye başlayan şiir. Sonra davet şiiri biraz sonra okuyacağım size. Tahir ile Zühre meselesi. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bilirsiniz, hatırlamışsınızdır. Mavi gözlü dev şiiri ve ünlü aşkı Piraye, ona yazmış olduğu mektuplar öne çıkan şiirleri ve eserleridir diyebiliriz. Bazen Nazım Hikmet'i veya bu aslında bütün sanatçılarımız için geçerli. Eser isimlerinden ziyade öne çıkan şiirlerini, ne bileyim, bir yazısını, bir makalesini verebiliyorlar. Nazım Hikmet için de şurada gördüğünüz eserler öne çıkan şiirleri olacaktır. Eserlerine baktığımızda 835 satırdan bahsetmiştim. 1929 yılında yazmıştı. Bu işte Marksizm, Komünizm etkisiyle yazmış olduğu ilk şiir kitabıydı. Güneş İçenlerin Türküsü, Jokont ile Siyahu, Varan 3, Sesini Kaybeden Şehir, Benerji Kendini Niçin Öldürdü? Bakın bunların hepsi şiir kitabıdır. Taranta Babu'ya Mektuplar, Şeyh Bedrettin Destanı. Şeyh Bedrettin Destanı karşınıza Simam'la Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin diye de çıkar, aynı kapıya çıkacaktır. Memleketimden insan Manzaraları ve Kuvayi Milliye Destanı. Tekrar ediyorum, bunların hepsi şiir kitaplarıdır. Bunların haricinde ben en çok çıkanları, test kitaplarında en çok çıkanları sizinle paylaşmaya çalıştım. Hatta şöyle de bir şey yaptım biraz önce. 835 satır, Güneş İçenlerin Türküsü, Jokont ile Siyahu, Varan 3, Benerci'den Emin Değilim, Taranta, Babu, Şeyh Bedrettin ve Memleketimden insan Manzaralarını bir şarkı halinde kodlamaya çalıştım. Onu da yakın zamanda videosunu çekip sizinle paylaşırım. Yani ortalama bir 7-8 eserini şarkılı kodlama yöntemiyle uyarlamaya çalıştım. Çok da güzel bir şarkıya. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde çalışırsanız o videoyu da, Nazım Hikmet'in eserlerini de o videoyu izleyerek öğrenirseniz sizin için faydalı olacaktır.
Nerede kaldım? Dedim ki bunlar şiir kitapları. Bu şiir kitapları haricinde mesela romanı var. En fazla hangi romanı çıkar? Yaşamak güzel şey be kardeşim. Romandır. Elinizdeki notlarda hemen altını çizin. Bazı sorularda gördüm. İt ürür, kervan yürür diye bir fıkrası var. Kemal Tahir'i hapishaneden mektuplar diye bir mektubu var. Piraye'ye mektupları var. Bursa cezaevinden Vanulara mektuplar var ki zaten biliyorsunuz bunu söylemeyi unuttum. Nazım Hikmet 13 yıl değişik cezaevlerinde yatmıştır gençler. Bakın 13 yıl çok az bir süre değil aslında. O yüzden Kemal Tahir'e hapishaneden mektuplar, gördüğünüz gibi cezaevinden Mehmet Fuat'a mektuplar, Bursa cezaevinden Vanulara mektuplar, Piraye'ye mektuplar. Bunların hepsi cezaevinden gönderilmiş mektuplardır. Maalesef ki sanatçının hayatında uzun bir esirlikte vardır, hapishane hayatı da vardır maalesef. Şimdi davet şiirini okumak istiyorum size. Zaten artık Kerem gibi biliyor. İstiyorsanız Kerem gibi okuyayım. Yok yok şaka. Davet şiiri. Çok severim bu şiiri. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim ve ünlü bölümü. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Şurayı niye çizdim? Yok edin insanın insana kulluğunu bölümü tam serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışını ifade eden bir bölümdür. Şu bölümde bazı kaynaklarda şey diye geçer. Nazım Hikmet'in felsefesini oluşturan ifade diye geçer. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Gördüğünüz gibi ünlü bir ifadedir. Bundan sonra Ahmet Arif'le devam edeceğim ama onları toplu bir şekilde vereceğim. Nazım Hikmet'le ilgili konu anlatımımız bu şekilde. Dediğim gibi ortalama 7-8 tane eserini şarkılı kodlamayla anlatmaya çalışacağım başka bir videoda. Umarım bunu başarabilirim. Henüz videoyu çekmedim. Şu anda çok afaki konuşuyorum ama üzerinde çalışmalarımız devam ediyor efendim. Serbest nazım ve toplumcu şiirin diğer temsilcilerinde görüşmek üzere. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Benim için çok keyifli bir video oldu. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.